Herkese merhaba. Dün Türkan Şoray'ın çok beklenen filmi Uzaklarda Arama'nın galasındaydım ve oraya giderken yaptığım saçı ben yapmadım, makyajı ve kıyafeti sizlerle paylaşmak istedim. Öncelikle kuaföre giderken gündüz yüzüme MAC'in BB kremini sürmüştüm ve göz altlarıma da kapatıcı sürmüştüm. Kapatıcılarımı çıkarıyorum. BB krem zaten baz olarak kalacak. O yüzden de sadece göz altlarımı siliyorum. Gözlerimin ne kadar mor olduğunu yine de göremiyorsunuz. Işık yine fena doldurmamış. Daha sonra bu Gauche'un Great Sindrim'inden aldığım gözaltı primerını sürüyorum. Uçları böyle demir toplu, serinlik hissi veriyor. Saçlarımı toplamak için bir peçete ve pens takıyorum. Peçetenin üzerinden pensi takıyorum ki pens iz yapmasın diye. Daha sonra gözümün altındaki primer'ı dağıtıyorum. MAC'in Full Coverage fondötenini ıslatılıp sıkılmış Beauty Blender'la sürüyorum. Ürünlerin tam listesini videonun altındaki açıklama kutusunda sıralı olarak bulabilirsiniz. Gözlerimin altına MAC Studio Finish Concealer sürüyorum. Ürünleri aşağı yazıyorum çünkü sizinle bir an önce paylaşmak istediğim için altyazı bayağı bir zaman alıyor. O yüzden de aşağı yazacağım. Burun kenarlarımda sivilce ve kızarıklıklar oldukça fazla bu ara. O yüzden de onları kapatıyorum. Gözlerimin altına aydınlık vermek istedim. Özellikle koyu makyaj yaptığım zamanlarda bu aydınlık etkisini seviyorum. Yves Saint Laurent'in tuş eklasını sürüyorum. 1,5 numarasını. Çok ince çünkü. Concealer'ın üzerine sürdüğünüz zaman da böyle tabaka tabaka durmuyor. Çene kemiklerimin üzerine de sürüyorum. Doğal bir kontür etkisi yaratsın. Çene kemiklerimi belirginleştirsin diye. Aslında benim normalde zaten elmacık kemiklerim çukur oralara kontür yapmak çok da iyi olmayabiliyor ama ben yine de böyle aşırı gölgeli şeyleri seviyorum. Kepik tiplerine Mabel New York Master Drama'yı dizayn ediyorum. Siyah göz kalemini sürüyorum. Simsiyah bir göz kalemi, yumuşak bir göz kalemi. Tamamen rastgele kalın bir eyeliner şekliyle sürüyorum. Şekilsiz, özentisiz. Ve bunu da fırçayla dağıtıyorum. Yalnız siz eğer bu kalemi kullanacaksanız bu kalem hemen yani bir süre sonra donuyor bulaşma yapmaması için. O yüzden de diğer gözümdekini dağıtmak birazcık zor oldu bunu dağıtırken. Ben bunu bir kalem fırçayla dağıtıyorum. Yine şekline çok önem vermiyorum çünkü üzerine far süreceğim. Bu makyajda ürünleri kullanma sıram tamamen doğaçlama. Yani kafamda başka bir şey vardı ama videoda ürünleri sürdükçe farklı şeyler canlandı. Bu Silik paletten petrol yeşili olan farı alıyorum ve kalem dahil dağıttığım yerin üstüne komple sürüyorum. Göz kapağıma aslında komple sürüyorum. Ojelerimi kuaförümde Elvan sürdü. O yüzden de numarasına bakmak hiç aklıma gelmedi. Rengi güzelmiş. Flormar'ın bir bordosu. Bakın içlerini bıraktım çünkü buralara kahverengi süreceğim. Aslında şu an sürdüğüm gözümde pembe var. Silik paletindeki pembe. Fakat o yeşille hiç beğenmedim. Çok soldurdu. O yüzden de sıcaklık versin diye bu adını unuttum. yine Amerika'dan sipariş vermiş olduğum paletteki kahveyi sürüyorum. Bu renklerin hepsini siz kendi kafanızda farklı tonları kullanarak yapabilirsiniz. Mor sürersiniz. İçlerine başka bir ton sürersiniz. Hepsini kendiniz sevdiğiniz renklerde yapın. Bu The Balm Nude Dude paletindeki ikinci çıplak çocuğun göğsündeki rengi alıyorum. Aşağı yazacağım onların isimlerini şu anda bilmiyorum ne yazdığını. Ve kaş kemiğim benim biraz çıkık, gözlerim çukur olduğu için onu biraz geriye itmek için ve farında bitiş çizgisini dağıtmak, daha yumuşak bir geçiş sağlaması için sürüyorum. Bunun yerine bronzer da kullanabilirsiniz mesela, çok güzel olabilir. Bu kez en sondaki çıplak çocuğun sırtındaki rengi alıyorum. Bu da biraz böyle füme, ışıltılı, altın ışıltılı füme gibi bir renk. Onu da köşeleri birazcık daha koyulaştırmak için kullanıyorum. Farkındaysanız kedi gözü gibi dışarıya taşırmadım. Sadece göz kapaklarının bittiği yerden içeriye doğru dağıtıyorum. Çok az bir şekilde. Temiz bir fırçayla bütün renklerin birbirine karışmasını sağlıyorum.
Alt kirpikleri de bu yine Nude Tooth'taki en sondaki çocuğun sırtındaki rengini alıyorum. Ve bayağı kalın bir şekilde far sürüyorum. Dökülen farları temizlemek için fırçama çok az konsiler alıyorum ve dökülen farları temizlerken gözlerimin altındaki bitişi de keskinleştiriyorum. Eyeliner sürüyorum. Normal klasik eyeliner. Kuyruksuz yapabilirsiniz. Kuyrukluğu tercih ediyorum ben. Kendime yakıştırdığım için ve gözüm alıştığı için. Bobbi Brown'lı jel eyeliner'ı sürüyorum. Bu eyeliner şu an çok dolu olmasına rağmen birazcık kurumuş. Uygulaması zor. Gözüm için çok kalem sürmüyorum ben biliyorsunuz. Ama son 2 haftadır arada sırada bu kalemi sürüyorum. Kahve kalemi çok güzel bir kalem. Kirpiklerimi kıvırıyorum elbette. Bu Benefit'in primer'ı sürüyorum. Bu kahverengi bir maskara olarak da kullanılabiliyor ama aynı zamanda maskara bazı olarak kullanılabiliyor. Bolca sürüyorum. Alt kirpiklere de sadece bunu uygulayacağım. Az önceki hareketlerim pudrayı unuttuğum için de ben de bakıyorum niye yaptım o hareketleri acaba diye. Pudramı sürüyorum. MAC Mineralize Skin Finish pudramı. Daha sonra maskaramı sürmeye devam ediyorum. Alt kirpiklere sürüyorum. Üzerine Lancome Hypnose Drama maskara sürüyorum. Ne süreceğimi bilemedim. Elim buna gitti. Normalde suya dayanıklı maskaralar tabii ki çok iyi oluyor ama çıkarmayı gerçekten çok üşeniyorum. Kaşlarımı tarıyorum ve Bobbi Brown'ın bu Mahogany miydi? O kaş kalemiyle kaşlarımı dolduruyorum. Çok sert bir ifade yapmayacağım çünkü gözlerim oldukça koyu. Dudaklarımda da bütün kuralları yıkıp yine koyu renk kullanacağım. O yüzden kaşlarımı sadece boşluk olan yerleri dolduruyorum. Sonra da tarıyorum, dağıtıyorum orayı. Zaten benim normalde belirgin olan elmacık kemiklerim. Yüzüm zaten kemikli, çıkık. Onu birazcık daha iskeletora doğru çevirsem de yine de böyle seviyorum ben. Özellikle de akşam ışığında çok güzel oluyor gölge. Geniş anlamı daraltıyorum. Anastasia Beverly Hills'in kontür paletini kullanıyorum. Yine Anastasia Beverly Hills'in bu kahvemsi bordo rujunu kullanıyorum. Çok çok güzel bir ruj. Ben bunu çok beğeniyorum. Ve bu farla da ben yakıştırdım. Aslında normalde biliyorsunuz gözler bu kadar koyu olduğunda daha açık renkler sürmenizi her zaman tercih ediyorum. Ama kurallar her zaman geçerli değil. Modunuza göre siz kendiniz yakıştırıyorsanız kullanabilirsiniz. Ben bugün böyle yapmak istedim. Kirpik takıp takmama konusunda kararsızdım. Şu anda ne yapacağımı ben de bilmiyorum. Takacağım. Aslında biliyorum çünkü videoyu önce çektim. 36 numaralı, MAC'in 36 numaralı kirpiğini taktım. Makyajımı daha da tamamladığını düşünüyorum. Elbise Zara'dan Özlem, Cleo Özlem arkadaşım doğum günü hediyesi olarak almıştı. Kendi galam olmadığı için elbette daha çok abartılı olmayan bir elbise tercih ettim. İzlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. En kısa zamanda yeniden görüşmek üzere. Hoşçakalın.